Herkese selamlar arkadaşlar. Cities Skylines 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şehrimiz büyümeye, gelişmeye ve güzelleşmeye devam ediyor diyelim. Bu bölümde de şöyle şehrimizin farklı manzarasıyla sizleri karşıladık. Ağaçlarımız falan büyümüş gibi, hava da biraz kapalı. Nedense bir sis var, yağmur yağacakmış gibi bir hava var dışarıda. İnşallah çok fazla yağmurlu bir bölüm olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yağmurlu havalarda ve karlı havalarda oyunu oynamak bir tık zor. Hani göz gözü görmüyor diyelim. Ama bakalım güzelleşeceğini düşünüyorum. Özellikle bu stadyum tarafımızı falan da bir tık geliştirmek istiyorum. Bakın şu sol tarafta, şu arkada biraz ofisler yapmıştık. Buraları böyle biraz yükselti verebilirsek iyi olacak. Bu bölüm bunları yapmaya çalışacağım. Çünkü bir seviye atlayacağız burası için. O büyük katlı ofislerimiz, büyük katlı iş merkezlerimiz açılmıştı. Büyük katlı ofislerimiz de açılınca onlardan da bu kısma yapacağız. Zaten bakın arka tarafta, şu sol arkada büyük katlı ofislerimiz vardı arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Köprümüz, gökdelenlerimiz, en son şu arka taraftaki yeri de yapmıştık. Şimdi şehri yavaş yavaş tekrar tabii ki ne yapacağız? Bütünleştirmeye ve yeni binalardan koymaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi geçen bölüm şuradaki hükümet konağımızı yapmıştık ve önüne güzel büyük bir cadde yapmıştık. Bu caddeye böyle bir tramvay yapmak istiyorum. Bu bölüm planlarım arasında bu var. Hani yapabilirsek bakalım, bir tramvay hattı çekeceğiz. Belki tramvayı da şey yapabilirim. Bu ana cadde üzerinden getirdik diyelim. Şöyle şu tarafa doğru kıvıttırıp bu tarafa doğru getirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki burası biraz gelişecek. Bu bölüm arkadaşlar biraz ev basacağız. Arsa dolduracağız. Daha sonrasında dediğim gibi 10. seviyeye ulaşıp 10. seviyedeki yeni büyük ofis binalarından yapmayı planlıyorum. Ama onun için tabii ki ne yapıyoruz? Öncelikle bölgelerimizi, boş kalan yerleri geliştirmeye çalışıyoruz. Şuraları falan bir şöyle şeyi açalım. İmarı açalım. Böyle bir giriş yapalım bugün bakalım. Bu arada ufak bir şey geçmek istiyorum. Duyuru. Duyuru ve şey... Bir haftadır neredeyse video atamadım arkadaşlar. Bunun farkındayım. Sizler de zaten fark etmişsinizdir. Emma yalnız. Ama hastaydım. Gerçekten hasta oldum. Birkaç gündür sesim kısıldı hastalıktan dolayı. Böyle konuşamıyordum. Öyle bir şey oldu bana. Bir gitti geldi, sesim gitti geldi falan. Ama maşallah şu an düzeldim sayılır. Aa, tren manzaralı evler de yapalım. Ne diyorsunuz? Şöyle trenlere falan gören evler de yapayım buraya. Yapayım vallahi. Ara sokak çekeyim şöyle. Heh. Buradan mesela bir ara sokak. Adam tren seyretsin. Niye seyretmesin değil mi? Şöyle bak, trene şey yapayım hatta. Şuralara birkaç tane atayım. Tren manzaralı. Bakalım güzel olabilir. Medium density. Yap. Yapıştır bakayım. Buralara tren manzaralı evler gelsin. Şöyle... Arkadaşlar bu kısımları birazcık dolduralım. Şöyle medium density'lerde yapıştıralım. Aha, bir şey geldi. Old Factory Condos. Neymiş? He, güzel bir bina geldi. Bakalım mı ne tarz bir şeymiş? Şu mu? Old Factory Condo. Vay anasını. Bunu nereye yapalım? Bu da böyle güzel bir yerde olsun. Aslında şöyle futbol sahamızın önüne yapabiliriz. Şuraya falan. Yapalım. Tam şuraya yapacağım o şeyi. Güzel olacak şimdi, inanıyorum. Ve arkadaşlar şu karşı yolu da dolduracağım. Tam bakın bir trenimiz geliyor. Tren böyle bir yılan gibi salınarak geldi vallahi buradan. Yavaş yavaş ağırdan, ama trenin şu ön tarafına dolduralım. Buralara da şöyle güzel bir binalarımız falan gelsin diye düşünüyorum. İnşallah bakalım güzel olacak. Evet, bu binamızı, güzel binamızı buraya yapıyorum. Yaptım. Bakayım nasıl bir şeymiş. Evet, Old Factory Condos diye geçiyor. Güzel. Buraya şöyle ufak tarzda evler de yapabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Bakın şunlardan şöyle ben boyayayım bakayım buraya. Heh. Şöyle yapalım. Mesela. Sokak köşe başı. Gelsin bunlardan birazcık. Heh, evet, 10 seviye olduk. Ve Small City'yiz artık arkadaşlar. Bakalım. Biraz böyle gelişe gelişe gideceğiz tabii ki bölüm içerisinde. Şimdi hazır 10 seviye olduğumuza göre bakalım neler alabiliyoruz. Şunlardan bir seçelim. Şimdi turist attractionlarımız var. Ben internet servisi de alabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın paramız da bu arada arttı, güzel. Üniversite alabiliriz.
Bir tane üniversite alalım arkadaşlar. Bence Medical University alalım. Kaç puanım var? 10 puan. Disease Control Center, Health Research Institute. Bakıyorum. Fire Station. Bir disaster falan gelir mi ya bize? Sonra batmayalım disaster, disaster, emergency shelterlarımız yok diye. Hiç umursamıyorum onları ama. Şu ne? Central Intelligence Bureau. İşte criminal activity bilmem ne bilmem ne. Hapishane varmış. Aslında bunlar da güzel. Havaalanı, subway, metro. Oo, çok şeyimiz var ya. Nereye harcayacağım şaşırdım şu an puanı arkadaşlar. Görünce. Şimdi 8 puan buna vermeyelim. Bir tık az bir şeylerden alalım. Mesela bir tane şunu alayım. Evet. Su yolumuz olsun. Bunu da yaparız önümüzdeki zamanlarda. Bir tane üniversite alalım. Şöyle medikal üniversitemiz olsun. 6 puanım var. Çok güzel. Ne alabilirim 6 puana? Yollarda ne var? Yeraltı parkı var. Gerek yok ya. Ha, internet alalım. Post neymiş? Sorting facility varmış. Yok ya. Telekom tower. Bir telekom tower mı alayım? Server farm mı? Server farm alalım. Hadi aldım. 2 puanım daha var. 2 puanlık bir şey bana lazım. Bakayım 2 puan. Fire station aldım arkadaşlar. Bunları da kuracağız. Gayet güzel. Bakın evlerim de burada. Gökdelenlerim de yükselmeye başladı. Ben yine buraya bir ara yol çekeceğim. Gökdelenlerim burada böyle boy göstersin istiyorum. Boy. Gökdelenlerim. Aslında böyle büyük bir cadde mi çekseydik? Ya da yok, gerek yok. Her şey büyük cadde olmasına gerek yok. Zaten yanda 4 şerit var. Hatta şurayı biraz uzatalım. Bakayım 8 şerit miydi burası? Aynen. 8 Lane Avenue. Bunu böyle uzatayım. Zaten şurayı düzenleyeceğim. Şu tren yolu bir tık düz olması gerekiyor arkadaşlar. Onu ben bölüm arasında halledeyim diyorum. Buradaki ev yıkıldı. Niye? Çünkü zaten olmuştu. Sıkıntılıydı o ev arkadaşlar. O ev gitmesi gerekiyordu ve gitti. Hani bazen böyle şeyler olur ya. Şimdi özlü bir şey söyleyeceğim. Özlü söz söyleyeyim size. Bazen hayatta bir şeylerin gitmesi gerekir ve gider. Bu da öyle oldu. Hayatta demek ki gitmesi gerekiyordu ve gitti. Üzülmeyeceğiz. Gidenin arkasından üzülmememiz gerekiyor. Tabii bunu yapmak büyük bir irade istiyor. Fakat yapmazsanız sonrasında siz üzülürsünüz. İnsanlar üzülür. Diyelim. Öyle de bir küçük not geçiyorum burada. Arada ben böyle ufak notlar da yaparım tabii ki. Üniversiteme bakayım ne kadar büyük. Medikal üniversite. Bayağı da büyükmüş. Nereye sokalım medikal üniversiteyi? Aslında şu arka taraflar çok boş ve buraya tarım alanı yapacaktık diye düşünüyorum. Değil mi? Bir dakika, aldık mı biz oraya? Geçen bölüm aldık diye hatırlıyorum. Hemen kontrol edelim. Endüstri neredeydi? Natural Resources. Ha, şu taraf, arka tarafta almışız. Tam şurası. Buraya da yapacağım. Biraz paramızı arttıracağız. Güzel binalar, şeyler. Bunlar niye gitmiş bu arkadaşlar? Unhappy. Niye unhappy? İnternet çok kötü. İnternet verelim o zaman size. Bir dakika, şu yeni bir şey aldıydık. Server Farm. Oha. Ne kadar büyük. Baksanız ama bütün alanı yeşil yapıyor neredeyse. Görüyor musunuz? Çok büyükmüş bu. Peki bu gürültü veriyor mu? Evet. Noise pollution medium. Bakımı da 50 bin aylık. Hay maşallah. Maşallah sayın seyirciler. Ama bir şey diyeyim mi? Böyle büyük bir binaya bizim ihtiyacımız var. Yapalım. Nasıl geliştireceğim ya ben buraları şimdi? Şöyle kankiler. Gelişime açık yerleri yapalım tabii ki. Şehrimizi büyütmeye ve güzelleştirmeye devam ediyorum. Server farmımızı da buraya bir yere kuralım. Burası müsait buralar. Yapıyorum valla. Şöyle büyük bir server farm binası. Nereye yapayım bir dakika. Aslında şöyle yapalım. Aynen, ben böyle koymak istiyorum burayı. Bakın böyle var ya, bütün şehre yıldız geldi. Her tarafa yıldız gitti.
Bakayım nasıl bir şeymiş. Oo, bayağı da seksi bir binaymış. Ne diyor? Bak adam çırpırına bağlanmış. Buranın X'i burası hani yeni adıyla X, eski adıyla Twitter. Twitter'ı gelmiş arkadaşlar. Bunun eklentileri var mı? Neymiş bu? Server upgrade. Bu nedir? Area of Server Farm. Server Farm'ın arayasını şeyini geliştiriyormuş. Bak mesela bir tane ondan koyduk. Bütün her yere geldi. Gördünüz mü? Bir tane bundan bir koyduk. Bütün şehir internet aldı. Yani burası şehrin tam internet bölgesi oldu. fiber getirdik adamlara. Fiber geldi. Şimdi canım. Buradan küçük bir cadde çekeyim ben. Şöyle hatta buraya otopark da yapayım. Bir dakika şimdi buraya gelen adam işi park etmek isteyecek. Şöyle bir buraya yanına otopark yapalım. Ve küçük yolla güzelleştireyim şimdi ben burayı birazcık. Böyle ara cadde. Ara caddemiz geliyor. Buradan buraya bağlanıyor. Buradan da şöyle geliyor. Aynen çok güzel, çok tatlı. Evlerimi de şimdi tabii ki yapmaya, ofislerimi yapmaya devam edeceğim. Aha geldi bakın yüksek high density ofislerim arkadaşlar. Bunlardan da kullanacağız. Özellikle bakın bu bölgede kullanabilirim. High density ofislere. Güzel olabilir. Değil mi? Bakayım. Evet, aynen buraları yapıştıralım. Hatta bakın şuralar high density ofisler olabilir. Şehrin şey bölgesi. Birazcık daha yüksek katlı lüks bölgesi olsun. Şimdi bakayım be. Şimdi canım sen şu yolu şöyle getirdin ya. Bunu böyle kıvıttır ve 45 dereceyle buraya bağla. 45. Aynen. Ve şuradan ortadan bir yol getiriyorsun. Bu yolu buraya bağlıyorsun. Şöyle yapıyorsun canım. Ha, evet buraya yüksek katlı ofisler. Peki bu yolu ben 90 mı getirdim? Görmedim. Bir daha bir kontrol ediyorum hemen. Aynen. Şu an 90 geliyor. Güzel. Okey. Şöyle güzel ofislerimizi kuralım. Karşı tarafa da yapalım. Burada ne var? Ne sıkıntı nedir? Not enough customers. Bu nedir? High rent. Birazcık da ucuz evler koymamız gerekiyor arkadaşlar. Low rent house'lardan yapmamız gerekiyor. İnsanları hani buraları taşınmak istiyorlar diye düşünüyorum. Birkaç böyle yüksek binada atabiliriz aralara. Belki buralarda da bir şeyler çıkabilir. Gelsin oralara ya, sıkıntı değil. Bakar mısınız şehrim ne kadar güzel. 10 numara 5 yıldız. Bayağı hoş oldu. Evet, yüksek katlı bakalım. Ofislerimizden geliyor. Şöyle ilk yüksek katlı ofisimizi deniz manzaralı yapıyorum arkadaşlar. Hatta şurayı şöyle dolduralım. Bakalım neler çıkacak. Ay maşallah diyelim. Ay maşallah inşallah. Şuralara yapalım. Sonra şuraya yapayım. Otopark da yapalım. Tabii insanlar buraya gelecek. Adam arabasını park edecek iş yerine. Bakayım şu neymiş? Overground Parking. Ne kadar büyük bu? Yapayım bundan da bir tane. Yap bakayım. Evet. Mesela hani katlı otopark lazım bence. Tam deniz manzaralı katlı otopark yaptık ama adam arabasını şeyine gelecek. Buradaki ofislerde çalışanlar arabalarını buraya park edecek insanlar. Niye hani yapmayalım değil mi? Hizmette sınır yok bizde biliyorsunuz. Ve bu insanlar şey isteyecek arkadaşlar. Park bahçe hani adam şimdi şeyinden çıkacak. Central Park'ına gelmek, gezmek isteyecek, değil mi? Bir tane biz yürüyüş yolu yapalım buraya. Mesela Pedestrian Street. Evet. Adam mesela buradan şöyle işten sıkılanlar gelecek, böyle yürüyecek. Yürüyüş yolu. Bakın, sahil yolu. Yapıyorum hemen sahil yolumuzu. Gelecek buradan mesela böyle hava almaya bu tarafa gelebilecek. Mesela nasıl? Harika. Birkaç da dükkan atayım ben şimdi buralara şöyle hani bakkal, çakkal, piknik. Şöyle küçük dükkanlar yapalım. Niye olmasın? Bak trafiğe bak nasıl geliyorlar adamlar. Trafik yaptılar gördünüz mü? Burada bir sıkıntı var. Işık mı yapmak lazım? Bilmiyorum da ama bir şeyler gelecek bakın yüksek ofislerin falan filan.
Hatta biraz da buraya yapalım. Yüksek ofislerden tabii ki. Şehrin bu kısmını da canlandırabiliriz. Ufak tefek. Şöyle bir şey. Şuradan bir yerden ben küçük yol çekeyim. Şöyle mini mini bir yol. Aynen böyle. Buralara da atalım ya. Bir göreyim bakayım. Hani görüntü kirliliğine göre bozarız. Hatta şu arkadaşlar gitsin. Bakın şu ofisler gitsin. Onlar yerine büyükler gelsin. Birkaç şöyle büyük güzel ofis kuralım. Şuraya gelsin. Bir tane buraya gelsin. Bir tane buraya gelsin. Bir tane de buraya. Aynen. Şöyle ortada bir yüksek katlı bir şeyler görelim. Hani hem küçük hem büyük. Yapmış olalım. Ve güzel bir arkadaşlar park atıyorum ben buraya. Adamlar şimdi gelecek bir large plazasında gezmesin mi? Gezsin tabii. Nereye sıkıştırırsam bunu bilmiyorum ama. Large plaza, evet. Large plaza arkadaşlar buraya bir yere konumlandırmak istiyorum. O yüzden police station taşınıyor. Polis merkezini biz taşıyalım. Polis merkezi buraya gelsin. Polis merkezi buraya gelecek. Aynen. Buraya Large Plaza Park gelecek. Şöyle yapıyorum ve Large Plaza Park 10 numara bir şekilde buraya bağlanıyor arkadaşlar. Etrafında da küçük tabii ki. Ne oluyor lan cır cır cır? Smooth bit aç. Heh. Ben öyle şey klasik smooth bitlerde çalışabiliyorum arkadaşlar. Öteki türlü beni yoruyor. Şöyle güzel ben yolumu da bağlayayım parkın etrafını. Hani yürüyüş yolu da yapalım. İnsana buradan buraya bağlansınlar. Heh. Mesela güzel. Şöyle yapalım. Bakın 10 numara parkımızın etrafında bağlıyoruz. Tabii ki buraya gelecek insanlar şu oyunda hızlandıralım. Buraya gelecek insanlar şeyler de isteyecekler yani. Şöyle büyük commercial dükkanlarımızdan da lazım olacak. Bu arada büyük ofislerimiz geldi arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika değil mi? Çok iyi ya. Bir yakından bakayım dur. Neymiş lan? Crymore. Bir dakika şurada okuyamadım. Heh. The Band Letters. News, Blogs and Gossip. Dedikodular. Vay anasını. Fault City Studios. Ya sen bak ya ben burada çalışmak istiyorum diyen ne çok insan vardır değil mi? Böyle gelip de hani adam mesela burada çalışmak isteyebilir. Niye istemesin? Değil mi? Arada şöyle güzel küçük parklar da atayım ben. Mesela minik park. Small park ha. Ya da dur bakayım. Başka küçük var mı? Gym. Ha mesela adam gym'e gelsin. Burada şöyle küçük plazanın yanında bir gym park. Nasıl? Adam burada mesela plazasından çıkıp belki de burada gelip kaslarını geliştirmek isteyecek. Ve arkadaşlar tabii ki ne yapalım? Buradan karşıya bir bağlantı yapmak istiyorum aslında. Bir düşüneyim onu da nasıl yapabiliriz. Şöyle şuraları da yüksek katlılarından gelsin. Ve buralara da tekrardan minik jimnastik parklarından atalım. Şöyle yan yana bakın. Şöyle gelsin. Gayet tatlı oldu. Birazcık da şuradaki trafiğe bakar mısınız ya? Sanki bütün şehir buraya gelmek istiyormuş. Gerçekten niye böyle oldu? Bence biz buraya bir roundabout verelim. Ben öyle düşündüm şu anda. Şöyle yapayım. Bak bu buraya yol bağlansın. Niye bağlanmıyorsun? Bina var diye mi? Niye? Bir dakika, bir şey mi var orada özel? Şu bir gitsin. Heh. Gel bakayım şimdi sen. Oluyorsun işte. Niye beni zorluyorsun? Ve buraya da bir roundabout verelim. Şu binalar. Arkadaşlar şu köşe binaları bir tık eleyeceğim galiba. Yapacak bir şey yok. Burası bir tık boş kalması gerekiyor gibi geldi bana. Olabilir. Yavaş yavaş oturacaktır bir şeyler. Ve şuraya da küçük bir roundabout mu versek acaba? Nasıl? Oldu mu? Oldu mu olmadı mı? Ha, olmadı.
Olmadı. Evet, bu şekilde kalsın. Gayet güzel. Ve arkadaşlar büyük ofislerimizden daha ihtiyacımız var. Şuraya da gelmiş ve buraya da gelmiş ve bunlar niye bu kadar güzel olmuşlar? Baksanıza böyle birkaç tane bir arada gelmişler. Ve hani birbirlerine bakın manzarasını bile bozmamış. O kadar saygılı binalar ki şuradaki apartmandaki adam bunun manzarasını kapatmamış. Öndeki bina bunun manzarasını kapatmamış. Güzel olmuş ama beğendim. Şuraya da otopark yapalım. Bakalım bu bölüm tabii ki ne yapıyoruz? Gelişmeye, büyümeye devam ediyoruz. Şimdi şuraya bir otopark yapabilirim. Başka bir yere yapabilir miyiz? Yapamadık galiba ya. Şuraya yaparsam ana caddeye otopark yapmış olacağız. Olacak gibi bir şey olacak. O yüzden orayı ellemiyorum şimdilik. Aman ne kadar güzel oldu ya şöyle bakınca. Vallahi çok beğendim ha. Şaka maka. Şaka maka harika. Peki şimdi şuradaki hükümet binamızın da etrafını arkadaşlar bir tık düzenlememiz ve doldurmamız gerekiyor bana kalırsa. Şimdi biz buralara da aslında büyük ofislerde atabiliriz. Niye olmasın? Değil mi? Bir bakayım. Nereye gelebilir mesela büyük ofis? Aslında şuraya iki tane atalım mı ya? Bak, buraya iki tane büyük ofis atalım, tamam mı? Şuraya iki tane büyük ofis plaza gelsin. Şöyle bir tane, bir tane de böyle. Böyle bir şeyler gelsin ha. Gelsin, yükselsin ya. Hani baktığımız zaman şöyle güzel gözüksün. 10 numara. Burayı da dolduralım. Buraya da şey yapacağız. Şu 6 dükkan üstü minare evlerden yapıyorum. Şu arka cadde bu şekilde dolsun istiyorum. Güzel. Bu kısmada bir yürüyüş yolu yapalım. Bir yürüyüş yolu. Aslında şey mi yapsak ya? Şu pedestrian area. No trafik mesela. No trafik. Çok mu sıkışık olur ki? Bir dakika bakayım be. Böyle bir yürüyüş caddesi mesela. Çok mu şey olur? Çok böler mi mesela burayı? Buraya da bir roundabout atarız. Ne var? Bir dakika. Şundan dolayı yapmıyor roundabout'ı. Buraya bir tane koyalım dedik. Onda da yürüdü. O zaman buraya yapmayalım. Peki. Buraya yapmamaya karar verdim. Biraz burası yüksele dursun. Şuradaki sıkıntımız nedir? Traffic jam. Anladım. Ana caddeyi o zaman biraz ağaçlandıracağız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz buralarda trafik park ediyorlar. Bunlar da trafiğe sebebiyet veriyor. Ana caddelere park etmek trafik yapıyor. Şöyle düzenledik hemen kısadan. İnsanların çok yerleşim yerlerine de gelsin istemiyorum bir yandan. Bir yandan tabii ki gelişmemiz de gerekiyor. Ama bakar mısınız şöyle küçük binalarım. Aslında şöyle bir şey yapalım. Şunlar gitsin. Bak şunlar gelmesin. Çünkü şu ikisi daha güzel durdu böyle. Bunlar böyle gelişip büyüyünce güzel olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Ofislerim, tramvay yolunu da biz şuradan kıvıttıralım. Tramvayı da birazdan yapacağız. Ona da bir ön hazırlık olsun. Şimdi şu cadde, bir dakika, şu caddeyi nasıl bağlayalım peki? Bu caddenin böyle geliyor olması lazım. Aslında böyle iyi gibi ya. Heh. Böyle yapalım. Buraya bir döner kavşak verelim. Yap bakayım çocuğum. Heh. Aferin. Güzel döner kavşak koydun ha. Vallahi tebrik ediyorum seni. Yap şuraya da şöyle yine bir ofis. Patlat bir ofis. Buraya bir ofis patlat.
Daha sonrasında canım benim sen şuraya bir ofis patlatıyorsun. Sonrasında birkaç şöyle dükkan yapıyorsun buralara, şöyle parkımızın etrafına. Güzel commercial'ları patlatıyoruz. Bir adet otoparkın yanında yürüyüş yolu, otoparkın arkasına giden bir yürüyüş yolu. Buradan da gelip buradan outdoor gym'e bağlanıyoruz. Harikayız. Peki şuraya da bir şöyle binalardan gelebilir. Sen de gel canım, şöyle ol. Sen de böyle. Böyle bir sıra, bir sıra da buraya. Hadi bir de patron çıldırdı buraya. Buradan da bir yürüyüş yolu yaptık. Evet, böyle orta kısmı da böyle geliştirelim. Burası insanların birazcık daha hani gelip iş yerlerinin olduğu, çalıştığı alan olsun. Bu neymiş geliştirmesi? Aa, araba yıkama servisi ver. Araba da yıkasın burası. Adam gelecek arabasını yıkatmasın mı? Şöyle iş yerine güzel gelsin değil mi? İş yerine adam şey gelsin yani, temiz temiz böyle. Patron şimdi demesin bu pis arabayla niye geldin akşama, Çinliler gelecek toplantıya falan. Japonlar, Çinliler. Bu pis arabayla mı karşılayacaksın diye kızar falan patron. O yüzden sıkıntı olmasın. Adam temiz arabasını temizlesin de şey etsin oraya. Mesela. Değil mi? Bence öyle. Çok orijinal yorumlarım var bazen ya. Yani sanki ben yaşıyorum. Bana ne temiz pisli arabası değil mi? Aslında arkadaşlar burayı tek yön yapalım. Yani tek yön gelsin. En azından buraya, buraya ve buraya sağa da alsın. Peki sağı nereye bağlayacağız? O da ayrı bir problem. Yani bu caddeyi tek yön yapayım ben. Çünkü bayağı bir karışık oldu bu cadde. Herkes buraya dönmek istiyor. Peki burası kaç şerit? 1, 2, 3, 4 şerit. 4 şerit öteki yöne. Tek yön. 3 lane var. 4 lane, 1 way. Heh. Arkadaşlar bu tarafa tek şerit gidiyorsunuz siz. Beni deli etmeyin. Böyle burası tek şerit oldu. O yüzden trafiği bir tık çözersiniz diye düşünüyorum. Burada da arkadaş şey yapsın. Şimdi bir dakika, bunu tek şeride yaptık ama bir dakika, şurayı iptal ediyoruz. Burayı böyle getiriyoruz. Buraya da bir küçük mini roundabout patlatıyoruz ki bu adam buradan dönebilsin. Tek şerit buradan geldi. Ana büyük caddeye veriyoruz. Ana büyük caddeden böyle gidebilir. Belki buradaki yolu arkadaşlar genişletebiliriz. Öyle bir şey olabilir. Şurası sıkıntı çıkardı. Hemen sizi de bağlayalım. Belediye başkanı bir çalışıyor hemen. Şöyle yapıyoruz. Buradan da böyle. Bir dakika. Buradan da böyle. Böyle tam ortaya bağlayabilir miyiz? Niye böyle bir çirkin oldun sen ha? Böyle. 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 Aman. İyi ki bina yapalım dedik. Binaları bozduk. Şurayı yapamadım. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle. Buraya kıvırttıracaksın kanki. Heh. Bunu iptal et. Ya şurayı bir yumuşatsa birazcık mesela nasıl olurmuş? Ben mi beceremedim ya, ya da... Düz çekme. Düz çekme. Heh. Şöyle gel. Daha sonrasında böyle gel. Evet, bu şekilde olabilir. Burayı da düzelteyim. Hazır artık elimizdeydi. Yapacak bir şey yok. Şöyle yılanı kıvrılta kıvrılta. Kıvrıla kıvrıla sallanıyor. Tamam, böyle olsun. Burası birazcık daha insanların hani gelip sosyalleşebileceği bakkal, çakkal, market, küçük parklarımızın olduğu bir yer yapmak istemiştim. Hemen düzenliyorum burayı da tekrardan. Veriyorum outdoor gymleri. Mesela insanlar burada sporlarını yapsın. Şöyle karışık kuruşuk. Evet. Gayet güzel. Veriyorum ara caddeyi. Buradan da buraya bağlıyoruz. Ve
Buradan geliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Buradan da buraya. Tamam. Bu şekilde bağladım. Hortumları kendilerine bağladılar. Bu caddedeki bu olay ne peki? Bu ne şimdi? What is this? What is this? This is a book. This is a book. Nasıl bir book? Oğlum ne yaptınız burada? Bak ben burayı tek şerit yaptım. Mesela bu insanlar nereye dönmek istiyorlar? Onu anlayamadım şu an. Aa, bir dakika, havaya döndük. Yani ne amaçladınız siz orada bunu yaparken? Buraya dönüyor. Evet. Okey. Mesela buraya dönmeniz okey mesela. Onu anladık. Bak buralar ana cadde. Buralara park etmiyoruz. Açılacak herhalde trafik arkadaşlar. Bakın burada bir yoğunluk oldu. O normal ama yapacak bir şey yok. Aa, buraya gelen bina ne kadar güzelmiş. Çok güzel. Şimdi ben bir de bu buraya tramvay getirdim mi bu caddenin de tüküreceğiz içine gibi geliyor. Ama gelecek tramvayımız tabii ki ne yapıyor? Geliyor. Olsun. Gelişmeye ve büyümeye devam. Büyüyen şehirler arkadaşlar karışır. Şimdi bakıyoruz bazen gerçekten hani diyoruz ya işte ben olsam bu şehri böyle yapardım. İşte ne biçim yerleşmişler. Ondan sonra çarpık kentleşmişler bilmem ne yapmışlar. E tamam bak ah oynuyoruz. Oynuyoruz ama zor yani. Adam şimdi ta bilmem kaç yılında kurulmuş şehre gelip de şeyi nasıl yerleştirsin atıyorum. Tramvay geçecek mesela. Hani zor anladınız mı yapmak? Öyle kolay değil gözüktüğü gibi. Bak ben bile mesela sıfırdan şehir kuruyorum ama her araziye bir şey yapmam gerektiği zaman zor yani arkadaşlar öyle hemen pıtırı pıtırı yerleşilmiyor bakın gördüğünüz üzere. Hani bir şeyler yapıyoruz fakat hala eksikler var. Bakın buralara da böyle yüksek katlı evlerim yavaş yavaş geliyor. Bir arkadaşımızın bir tanesi sormuş. Demiş benim yüksek katlı evlerim gelmiyor. Benim de gelmiyor gördüğünüz üzere ama yavaş yavaş arkadaşlar gelmeye de başlıyor. Yani sabır. Koyacaksınız böyle. İhtiyaç halinde bakın güzel güzel evler geliyor. Bakar mısın adam ne güzel rezidansı beyaza boyamış. 10 numara olmuş burası. Değil mi? Bak buraya da bir 269. Ne bu 26 küçüktür 9 açılmış. Gayet tatlı. Bu arada şey de yapalım. Elementary school'umuza çocuk kliniği yapalım arkadaşlar. Bir tane çocuk kliniği patlatmak istiyorum. Şöyle aslında otoparkı bir sola alalım. Şöyle alalım. Çocuk kliniği de şuraya yapalım. Şöyle bitişik olsun bakın hani. Heh. Anladınız siz onu. Bak otoparkın yanında gördünüz mü? Nasıl? Harika. Şöyle bir yürüyüş yolu çekelim. Şöyle yapalım. Bunu da buraya bağlayalım. Bunu da gelelim buraya bağlayalım. Çocuk kliniğimizi koyduk. Bir tane de bakayım ne koyabiliriz. Playground, oyun alanı. Evet oyun alanımız da hazır çocuklar için. Çocuklar için her şey var ya bu şehirde. Ve birazcık da küçük evlerden de yapabiliriz. Bakın buralara istemiyor küçük evler. Yani biraz sıkıntılı diyor ki. Sen buraya diyor küçük ev koyarsan artık diyor. Burası gürültü kaldırmıyor burası. Hani git diyor böyle arka taraflara sakin yerlere yap diyor ama bak medium density yapacaksan diyor kanki sen diyor buraya istediğini koy. Ben de diyorum ki buraya yapalım medium density'lerden gelsin. Hani şehri de bir tık böyle doldurmuş olalım böylece. Şuradan da ben bir yol çekeyim. Heh. Bir tane de şurada ne vardı? Medical klinik. Medical kliniği de genişletelim. Ambulans deposu yapalım bir tane. Bir tane de extension wing geliştirelim. Şöyle yapalım. Aynen. Geliştirmesi de bir dakika niye bu böyle saçma oldu? Bir dakika bir. Canım şunu yıkabiliyor muyum? Aa komple mi gidiyor? Bunu tek tek mesela nasıl yıkabiliyorum? Mesela bu extension wing'i nasıl alabiliyorum? Olmadı. Komple mi yıkıyor yani?
Sadece şu kısmı yıkmak istiyorum. Aa, hepsi gidiyor baksanıza. Neyse bir daha yaparız hemen. Bir dakika hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle yapmak istemiştim. Bunu da buraya koyuyorum. Tamam, bu şekilde bir geliştirdik. Radyomuzu da güzel bir vibe alıyorum. Evet, devam. Gelişmeye, güzelleşmeye devam ediyoruz. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Abandon it. Niye? Yıkalım o zaman seni canım. Sen zaten çok köşede kalmışsın. Seni iptal ediyorum. Sen burada köşede çıkma. Ana cadde üzerinde güzel yüksek gökdelenler çıkabilirsiniz bence. Yani buraya yakışır. Şuraya yakışır. Bir tane şöyle uzunlamasına yakışır. Zaten burayı yapmışsın, sen onu da iptal et. Bu nedir? Ha, burası da buralar yıkılmış bir tık. Niye öyle olmuş? Bir tık terk edilmiş buradaki binalar. Beğenmediler mi acaba yerlerini? Neyse toparlarız bakalım. Bir şeyler gelecektir illa oralara. Bakın buralara güzel ve buralara birazcık park atalım bence. İnsanlar hani park edecek burada da yer arıyorlar muhtemelen. Niye olmasın? Şöyle büyük bir park alanı atayalım. Tam şurada olsun. Güzel. Bakın buradaki iş yerleri de belki buraya gelip kullanır. Ve tabii ki birkaç da iş merkezi şuralara atalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Heh. Şöyle bir yoğunlaşsın burası. Burayı da yapacağım. Böyle. Evet, birazcık yükselen bir yer haline gelsin istiyorum. Şuraları şöyle düzenleyelim. Heh. Yap yap şöyle. Küçük bir trafik sıkışıklığı var. Hani burada bir sıkıntı var. Acaba yolu mu genişletseydim ben bunu yapmadan önce? Ne diyorsunuz? Buradaki yolu bir tık büyüteyim mi? Bence büyüteyim ya. Bir dakika, şu parkı arkadaşlar bir saniye buraya taşıyorum. Şu yolu genişleteceğim. Demek ki burası kaldırmıyor bunu. 4 şeritliye geçelim. Şöyle şu evleri bozmadan 4 şeritli yapalım. Bir saniye hemen düzeltiyorum sizlere. Kusura bakmayın küçük kanserler. Buraya da yapacağız. Yalnız şunu taşıyalım. Hatta buraya da kullanabilirmişiz. Burayı da tabii ki 4 şeritli kanserimizi arkadaşlar sokuyoruz. Tamam, bir tık rahatladı gibi. Bu sefer de burası birazcık yoğun. Evet, küçük bir roundabout'ımızı patlatıyoruz. Bir tane buraya patlatıyoruz. Buradaki insanlarımıza tabii ki mutlu olacaklardır. Değil mi? Bak, buralara park ediyorsunuz. Sonra neden dönemedim, neden dönemedim? Dönemezsin kardeşim. Şimdi sen oraya gelmiş, arabaya park etmişsin. Ana caddeye ağzını at, ana caddenin ortasında oturmuşsun. Dönemezsin tabi. Ben olsam ben de orada dönemem. Heh, bak. Nasıl büyüyoruz. Harika. Evet. Tramvayımıza başlıyoruz inşallah. Canım aşkım hocamın tramvayıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Haydi bakalım şimdi. Tramvay depomuzu nereye koyalım? Aslında bir şey diyeyim mi? Tramvayı buradan da verebilirim. Buradan gelse tramvay şöyle gideriz, ana caddeye patlatırız, ofislere de götürürüz. Evet. O yüzden arkadaşlar tramvay buradan başlıyor. Şeyin arkasından, tren depomuzun arkasından tramvayı başlatıyorum. 4 şeritli yolumuz. Gel bakalım. 4 lane. 4 lane yolumuz. Şuradan bir saniye. Ay canım sen yamuk gelme, bir dakika beni deli etme. Heh, 90 gel. Güzel. 90 90 90 60 90 evet. Şimdi tramvayım. Tramvayım doğru mu? Doğru. Tramvayımı da koydum. Harika. Tramvayım buradan bağlanıyor. Evet, tramvay yollarımıza geçiyoruz. Tramvay yol, double tram, tram line. Evet, buradan tramvayım geliyor. Şimdi tramvay cadden burası. Böyle geldik. Buradan tramvayım. Aa, bir dakika, tramvayı buradan mı vereyim? Evet. Tramvayı buradan vereceğim.
Hatta buraya bağlayacağım. Böyle gelecek. Böyle de devam edecek. Böyle devam ediyoruz. Böyle geliyoruz. Buradan da bu tarafa. Buradan da bir yere bağlarız işte. Burada da bir loop vermemiz, yani bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Onu da bir tane ayarlayalım. Şöyle gel bakayım sen canım. Heh. Buradan da minim bir cadde çekelim. Sen bakayım buradan nereye bağlanıyorsun böyle? 180, 180. Hani? Heh. Aferin. Aferin sana. Şuraya bir roundup. Arkadaşlar birazcık yolları ayarlamam gerekiyor. Yani siz de idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Böyle küçük küçük ayarlamalar yapmamız lazım ki şehirde yerleştikten sonra olmayalım böyle. Hani şaşırmayalım. Bir yerlere bağlanması gerekiyor bazı şeylerin. Hatta başka bir fikir aklıma geldi. Bu caddeyi de biz büyütelim. Tamam mı? Bak. Burayı büyütelim. Çünkü burası bizim ihtiyacımız olacak. Şimdi orası şundan dolayı yapmıyor. Burayı büyütmemiz gerektiğini hissettim şu an. İkinci bir ana cadde gelecek çünkü aşağıdan. Buradan tramvayı bitimini yapacağım. Evet, geliyor tramvayımız. Buradan böyle. Şöyle ve buradan bağlanıyor. Gayet güzel. Şimdi tramvayı yaptık. Durakları koyacağız arkadaşlar. Evet. Birinci durağımız belediye diyecektim. Şimdi birinci durağımız burada bir yerde olsun. Buraya bir şeyler yaparız zaten. Burayı da doldururuz. O yüzden birinci durağım arkadaşlar burada. İkinci durağım şurada. Evlerin arkasında. Üçüncü. Bir dakika. Şeyi düşünmedim. Bir saniye. Hemen bir dakika. Küçük bir değişim. Küçük bir değişim yapıyorum. Tramvayı şu caddeyi iptal edeceğim. Tramvay yolu iptal olacak oradan. Buradan geldi. Birinci durağımız burası. İkinci durağımız burası. Üçüncü durağımız yolun karşısı. Buradan geliyor. Buraya. Heh. Bunu böyle bu tarafa yapıyor mu? Yok, yapmıyormuş. Buradan geçiyoruz. Hükümet konağı durağı. Böyle geliyoruz. Burada da durak yok. Kent Park durağı. Bir tane buraya gelecek. Daha sonrasında gidiyor. Buraya da yapabiliriz. Şuraya bir tane yapalım. Evet. Bir tane buraya yapalım. Bir tane tekrardan buraya yapalım. Tamam. Güzel. Şimdi tramvayı bağlıyorum. Şöyle. Gel bakayım. Buradan buraya. Canım niye sen böyle bir saçma sapan yaptın burayı? Çünkü neden olduğunu anladım. Tramvayı ben niye sokağa ters düşündüm değil mi arkadaşlar? Bazen gerçekten çok zeki, aynı zamanda bazen de çok da salak oluyorum. Onu fark ettim şu anda. Bir saniye düzeltiyoruz o halde bütün durakları. Çünkü adam şimdi gelecek ve yan caddeye ben diyorum ki niye hani böyle yapmışım. Bir tık bunda salaklık ettik. Yani tramvay durağını öyle bir ters yaptım ki adam böyle şaşırdı tabii. Dedi bu ne lan böyle hani bu ne nasıl bir durak koydun sen buraya ne yaptın hacı dedi. Dizine saçmaladım sanki orada değil mi? Düzeltiriz ne var? 2 dakika. 2 dakika düzeltiriz ya. Burayı izlemek istemeyen arkadaşlar hızlıca böyle pıt 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 sarı versin. Orman yangını geliyormuş. Hiç problem değil. Bizde orman çok yanabilir. Hiç problem değil. Şimdi. Birinci durağımız o zaman burada olacak. Adam sağ şeritten ilerlediği için tabii ki buraya gelecek. Sağ şeritten ilerlemeye devam ettiği için buraya gelecek. Sağ şeritten devam ediyoruz. Bir dakika şimdi adam geldi buradan böyle döndü buraya. Sağ şeritten devam ediyoruz. Hükümet durağı.
Sağ şerit. Şaşırmıyorum. Sağ şeritten devam. Bir dakika. Gölet durağı. Buraya yapacaksın canım. Heh. Bir tane buraya yapacaksın. Buradan böyle geldi. Bir tane buraya yapacağız. Güzel. Bir tane buraya yap. Bir tane server durağı. Tamam, şu an oldu ya. Ben bu işi şu an yaptım. Evet, buradan başlıyoruz. Buraya hocam. İnşallah buraya. İnşallah buraya gidiyorsunuz. Maşallah. 41 kere. Bir tane buraya yaptım. Böyle. Böyle. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Ve böyle bağladım. Evet. Ve tramvayımızın rengi, bir dakika, neredeydi o arabalar? Heh. Tramvayımızın rengi de şehrimizin simgesi bir renk yapalım. Bakayım. Turuncu ya. Ben turuncu rengini çok seviyorum arkadaşlar. Turuncu rengi olsun lütfen. Evet. Bakın, yarı yeşil, yarı turuncu, her renk çıktı vallahi diyecektim ama onlar düzelecek şimdi. Şöyle üstüne birazcık çıtırı pıtırı yapınca, bakın şöyle yapıyorsunuz ve turuncu oluyor, gördün mü? Kaç araç var? Mesela kaç araç? Biraz harcamalarımız arttı. Araç sayımızı biraz düşürelim. Çok araç yok mesela. 3 tramvay var yani. Biraz biletler de pahalı arkadaşlar. 13 lira. Bir tık pahalı tramvayımız. Yani burası gelişmiş bir bölge çünkü. Şimdi canım, sen neden Anepi? Small Homes. Nasıl Small Homes be? Eşek gibi yere yaptık seni. Niye Small Homes ya? Aşk olsun. Bak, göletli site yaptım size. Small Homes diyorsun. Sherlock Holmes seni. Yani beni üzüyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Üzmeyin. Şöyle küçük ofiste atayım. Hep büyük mü olacak küçük ofisler şöyle? Bunun karşısına. Mini mini. Bir tane şöyle yapayım bakayım. Dörtlü bir şey çıksın. Heh. Şöyle bir şeyler getirelim. Böyle. Böyle ofisler yapalım. Evet. Bence bu bölgeyi bayağı geliştirdik arkadaşlar. Özellikle bakın şu arka tarafımız çok hoş oldu. Bu tarafımız da güzel oldu. Burada ne yapmıştık? Küçük evler mi? Evet. Küçük evlerimiz gelmiş. Ama böyle yarısı başka, yarısı başka gelmiş. Niye öyle olmuş? Bak, bunlar arkayı kullanmış çünkü. Bak, bunlar güzel olmamış. Şöyle yapmak gerekiyormuş. Şimdi buradaki ev şöyle kullanması gerekiyordu. Ya da böyle işte. Heh. Hani ya düz arkaya gitmiş, eşek gibi bahçe yapmış mesela. Hiç yakışmamış. Olmamış yani. Yapamamış. Buralardaki sıkıntı nedir? Crime. Neden polis yok mu? Polis var ama az var. Peki polis headquarters yapmış mıydık? Yapmamıştık. 2000 liraydı değil mi? Polis headquarters yapıyoruz arkadaşlar. Polis merkezimiz. Burası polis station vardı. Polis headquarters yapacağız. Ana merkez polis binamız. Onu da hemen yerini düşünüyorum. Aslında bu tarafa bir yere yapabiliriz. Buraya. Buraya yapıyorum. Evet. Polis headquarters binamız da buraya geliyor arkadaşlar. Bakın polis baş merkezimiz. Ama ne kadar güzel. Havuzu da var. Havuzu da varmış. Bakayım. Baksana sana havuzuna. Şeyle. Aslanlı. Bak ne güzel, bak maşallah tütütü. Polis headquarters'ın. Bunu genişliyor mu peki? Extra jails. Vay. Garage extension. Extension. Bu ne? Helipad. Helikopter paket. Biz bundan yaptık mı be? Yapmadık galiba. Bu pahalı diye yapmadık bunu. Ben şimdi tanıdık geldi bu bina bana da bir tık. O yüzden de Allah Allah yaptık mı diye düşündüm de bir an. Yapmadık. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şurasını 2 şeritten 4 şeride çıkaralım. Bence bu cadde 4 şerit olmalı arkadaşlar. Bir tık burayı bozacağım. Yapacak bir şey yok.
Çünkü burası gelişmiş bir bölge olduğu için biraz büyümüş oldu haliyle. Ben istiyorum ki buraya da şöyle yüksek katlı bir şeyler getirelim. Şöyle birkaç büyük ofis binaları gelsin. Şöyle bir dakika aralıklı yapalım. Şöyle yapalım. Bir tane şöyle dibine getirelim. Heh. Evet. Ofislerimiz burada. Ve birazcık da tabii ki yüksek katta ticari evler, şey arz binalar. Yine şuraları da yapalım. Şu aslında düz bir sıra gelsin ya. Buraya da şöyle bir yol çekeriz. Küçük yol. Valla bu bölüm şehrim burasıyla çok uğraştım gibi geldi. Ama bence güzel oldu yani. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hatta bakın şöyle bir yol yapayım. Heh. Yarım yol. Çok yakıştı yani otoparkın falan hani lüks durdu burası da. Baksanıza şu binanın güzelliğine. Değil mi? Bir tık geliştik yani. Ofislerin falan burayı böyle şey gösterdi. Büyük. Gelişmiş olduk. Böyle mezarlık manzaralı falan ofislerimiz açılmıştır. Ücretleri yüksek tabii ki. Mezarlık manzaralı oldukları için. Biraz da arkadaşlar ben istiyorum ki şuraya da yüksek verelim. Burada da birazcık yüksekler gelsin. Yani çok ofis yaptık fakat bence bir tık buranın da çehresinin değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yapalım tabii ki gelsin. Neden olmasın? Şöyle yapıyoruz. Bir dakika şurayı sil kanki. Şöyle yapsan. Şöyle tekli tekli büyüklerden getir. Biraz da buraya, şuraya da yapacağım. Şunları silelim. Şunlar gitsin. Ay onu sildik yanlışlıkla. Tüh. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Dım dım dım. Bir tane şey var öyle kedi. Uyuyakaldım. Dım dım dım. Ben de öyle oldum şimdi. Yanlış bastım. Dım dım dım. Evet. Oo, sen şehre bak sen. Bir dakika şehre bak sen. Hele hele şehre bak. Ne güzel geliştik öyle. Ne güzel geliştiniz siz. Harika olduk ya. Bayağı büyüdük ha. Şaka maka. Evet, şuraya da bir cadde atmak istiyorum arkadaşlar. Şuraya da küçük bir planım var tabii ki. İstiyorum ki şuradan şöyle güzel bir yol getireyim. Gelsin bakayım sen. Tabii buraya böyle bir küçük bir yükselti vermemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Ama şöyle bir 5 metrelik bir şey yapsak. Altı üstü 5 metreydi. Yapsak. Şimdi bunu da böyle pıt diye buraya bağlasak oluyor mu? Ha, oldu. Gel bakayım sen. Ha, oldu. Harika. Şöyle yapıyoruz. Buraya da böyle yapıyoruz. Böyle burası tabii ki bir gelişmiş bir yer haline gelsin. Burayı da bakayım nereye verebiliriz? Buradan da oo, buradaki trafik ne ya? Tabii bütün şeyin trafiğini buradan verince tabii burasının ana sağladı. O da doğru. Neden? Çünkü kaplumbağa deden oldu. Birazcık tabii gelişme yapmamız gerekecek arkadaşlar anladığım kadarıyla. Neyse şöyle gelsin. Buralara da bir şeyler atmak istiyorum böyle yüksek katlı. Güzel olacak çünkü inanıyorum yani. Bak şimdi geliyor. Hazır mıyız? Bak bunu yapma. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Böyle şey. Şöyle büyüklükte yapmanı istiyorum. Neden küçük yapıyorsun? Hayır. Çok mu büyük yapıyoruz? Ha, bir tane. Evet böyle. Bir tane yap. Evet. Şöyle yapıyorsun. Aynen. Bunu silede. Burayı sildik. Bir tane de arkadaşım sen şöyle yap. Hadi burası da çift olsun. Böyle bakın burası da böyle yükselecek. Güzel olacak. Tren yoluna bakan. Çünkü burası da neden olmasın yakışacak diye düşünüyorum. Buraya da bir küçük roundabout verelim.
Burası da böyle yol sonu. Bir tane de küçük cadde versen bize kanki. Kanki küçük caddeyi veriyorsun. Düz gidiyorsun tabii. Heh. Bir ofis buraya, bir ofis buraya. Araya da dükkan. Araya da dükkan yapıyoruz şöyle. Dükkanlarımızı tabii ki ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. Şöyle yaptık. Güzel. Ay ne geliştik be. Vay be. Başka bir fikir daha geldi şu an aklıma. Şu an bir küçük ışınla aydınlandım. Bir küçük aydınlandım arkadaşlar. Hemen aydınlanmamızı yaşayalım. Gel bakayım. Bir küçük aydınlanmamızı yaşıyoruz. Otopark da öyle kalsın. Fakat buradaki ofisler de buraya baksın istiyorum. Şöyle yapabilir miyiz ofis? Gelir mi ki? Aa, buraya bu şey vermedi. Kare vermedi. Bunlar ortada kaldı. Şöyle yapsaydık peki olur muydu? Oluyormuş. Küçük ofisler neler var? Küçük uzun katlı geliyor mu bir şeyler öyle? Bir bakalım mı? Yap bakayım. Ne gelecek acaba? Çok merak ettim. Hani böyle ince uzun bir şeyler çıkıyor mu? Görelim. Bayağı bir ofis bölgesi yaptık. Baksanıza kocaman oldu şehrim. Nasıl? Tramvayım da çalışıyor. Vızır vızır. Bak boş geçiyor buralar ama. Yavaş yavaş oturacak. Mesela kaç yolcu var? 2. Yoksa tramvay ya. Yoksa tramvay ya. Aa. Bak 23 yolcu kullanıyor şu an. Çok az. Tek araç. 2 araç gidiyor. O kadar az kullanmayın kankilerim. Olmaz. Olmaz. Olmaz ama. Yani neden? Şuraya şöyle... bir dakika. Ne yapabiliriz? Ev yapmak istiyorum ama 6 ev üstü şey olan evlerden yapalım buraya da. Canım. Canım canım. Şuradan sen bir caddeyi şuraya bağla. Heh. Buraya da 6 evlerden. 6 mağaza üstü ev yapalım. Birazcık dolduralım burayı da. Peki. Ay. Şundan. Heh. Peki niye şurası boş mesela? Hani anladınız mı? Bak oraya o kadar her şeyi yapmış ama gelmiş orayı boş bırakmış. gel de orayı boş bırakma demiş. Buraya da böyle bir şey yapalım. Şöyle polis merkezimizin karşısına yine yangın çıkıyor. Nerede? Nerede? Hani? Fire makes the air dangerous to breathe. Fire, mayır. Nerede fire? Hiçbir yerde fire yok. No fire. No fire. Evet. İnterneti de geliştireyim mi bir tık arkadaşlar? Evet. Fiber optik kablo bağlıyorum. Fiber optik bağladım hepinize. Buyurun. Fiber optiği bağlayınca eksiğe geçtik yalnız. Olabilir, olabilir. O kadar olacaktır. Fiber optik bağladık sonuçta. Fiber optik olabilir. Peki, niçin buraya küçük ofis geldi? Ben küçük ofis mi koydum? Mezarlık manzaralı yere, ha? Ciddi misiniz? Ben de diyorum ki buraya niye büyük ofis gelmiyor? Şaka yapıyor olmalısınız. Böyle bir şey istiyorum. Bu değil, bu değil, bu hiç değil. Hani ben bunu istiyorum. Şöyle yapalım. Bir tane böyle daracık yapalım bir tane buraya. Evet, ben buraya büyük ofis yapıyordum zannediyorum. Küçük yapmışız. Adam da gelmiş tabii kurulmuş hemen. Küçük ofisi kurmuş buraya. Boş bulur mu? Boş bulduğu yere yapıştırmış. Hayır, dar yapma. Dar yapacaksan... İptal et bunu. Heh. Gayet güzel. Şimdi bir tık ağaçlandıralım arkadaşlar. Ve şöyle ben birazcık bu bölgeyi ağaçlandırıyorum şimdiden. Buralar zaten büyüyecek, gelişecek, güzel olacak diye düşünüyorum. Aha bakın gelmiş gördünüz mü? Bak. Küçük ofisler gelmiş. Nasıl? Otopark manzaralı. Düşük kalite.
Vallahi yapmış adam buraya bak. Hatta bak karşıya bile yapmış, görüyor musunuz? Köprü manzaralı yerimiz. Vay, vay anasını. Şeyi çok iyi kullandık. Olayı iyi yaptık. Bence. Ben beğendim. Hatta küçük köprüler de vereceğim şimdi. Buradan buraya mesela köprü yapacağız. Yaya köprüsü. Yaya köprüsü yapacağım. Bir saniye. Nereden yapabilirim? Şuradan şuraya. Ya da buradan... Buradan buraya yapalım bir tane. Şöyle 5 metre bir yaya köprüsü. Evet. Harikasın ya. Şimdi kanki aşağı iniyorsun sen. Gel bakayım bak. Heh. Evet. Bir dakika, buradan şurayı araya yakalayabilir miyiz? Kapat şunları. Tamam canım, şurayı yakalıyorsun sen. Ha. Yakalıyorsun ve bir dakika bakayım ve şimdi ben gözümü kullanarak bunu buraya yapıştıracağım. Sen de şuradan buraya. Evet, nasıl? Bendeki de göz. Bakar mısın? 10 numara bağladım onu oraya. Şimdi canım sen de buradan da şöyle bir göl manzaralı geliyorsun. Buradan da buraya bağlanıyorsun. Bak insanlar buradan böyle geçecek karşıya falan, gökdelenlere hani. Sonuçta biz bir gelişmiş bir kentiz. Biz sonuçta gelişmiş bir yeriz arkadaşlar. Şuraya da şöyle bir bina dikelim. Bir boş yer kalmasın pek. Bayağı doldurduk ama ha. Bayağı şey, bir şeyler yaptım. Arka cadde. Yürüyüş alanlarımız. Şöyle buradan da buraya. Evet. Gelişmeye ve büyümeye devam. Boya bakalım şöyle buralara. Şöyle bol bol. Şey yapamadım. O kadar çok alana girdik ki. Sanayiye arkadaşa el atamadım. Yapacak bir şey yok. Ufak bir düzenleme sanayi şeyi de yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki bölüme kaldı diyelim. Ama bu bölüm, bakın, yüksek ofislere geçtik. Güzel oldu bence. Yavaş yavaş bölgeyi büyütmeye devam edeceğim ben. Geliştirmeye, bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Daha da dolduracağımı düşünüyorum. Şehir gerçekten çok fazla büyümeye başladı. Hani şu gökdelen havasını aldınız ama, değil mi? Ben şimdi birazcık daha toparlayınca etrafa parklar, bahçeler, güzelleştirmeler yapacağım. Muhtemelen bölüm arasında şu yolları ağaçlandırırım. Hani şöyle tek tek yapıyorum ya. Şöyle. Tek 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 basıyorum mesela bunları böyle. Bunları ben bölüm aralarında yapayım. Buraya tramvay var diye şimdi orayı yeşillendiremiyorum ama bu ağaçlandırmaları koyacağım arkadaşlar. Bakın mesela burada şey var diye, tramvay durağı geldi diye buranın yeşilini kaldırmış arkadaş. Böyle işte buraya tramvayımız geliyor. Alan hükümet konağına, binamıza. Gelecek. Bakın şöyle ikiz kulelerimiz. Güzel geliştik. Buraya da bir bakayım. Ne olmuş burası? Bir hal hareketlerine. Evet. Gerçekten bir wow olmuş. Değil mi? Manzara nasıl? Şekil. Evet, bakın büyümeye, gelişmeye, şehrimizi geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, yavaştan burada kalalım. Güzel gökdelenlerimizi yapacağız. Önümüzdeki bölüm, bakın, artık sanayimizi geliştirmeye devam etmeyi düşünüyorum. Bu bölüm yapamadık. Önümüzdeki bölüm yapacağız. Ve üniversite binamızı açmıştık. Onu yapalım. Bir de bakayım gelişmeye ne kadar kalmış. Yarısını doldurmuşuz neredeyse. 11. seviyeye geçip yeni turist attractionları alacağım arkadaşlar. Turist şeylerini almak istiyorum. Onlar güzel olabilir. Central Bank var. Banka binası yapabiliriz. Hapishane mapishane, bunları da koyabilirim diye düşünüyorum. Fakat tabii ki ne zaman? Önümüzdeki bölümlerde diyelim. O zaman videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımıza takip etmeyi, bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.